Survivor Panorama'dan herkese iyi akşamlar efendim. Yine karşınızdayız. Saatlerimiz 17.24. TV8 ekranlarında sevgili Mert Öcal, Melisa Emirbayar ve Damla Can'la beraberiz. Bir de konuğumuz var. İşte konuğumuz, rejiden rica edeceğim bir gösterirse. İşte bütün endamıyla, boyuyla, posuyla bir baş pehlivan. Baş pehlivansın değil mi sen? Yok abi, baş pehlivanı baş olamadık da. Gönlümüzün baş pehlivanı. Evet, öyle, evet, öyle olabilir. Sevgili abi. Yunus, gönüllerin şampiyonu da. Gönüllerin şampiyonu olabilir. Yunus Emre Karabacak. Evet. Yunus Emre'cim nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür abi. Sen nasılsın? O endamım kalmadı abi gerçi de. İyisin, iyisin. Girdiğimizden beri gerçi biraz toparladık biraz. Allah'a şükür iyiyim abi. Çok şükür toparlamaya çalışıyoruz. Tabii. Nasıl geçti Survivor genel anlamda? Abi Survivor şöyle söyleyeyim, ben bu kadar zorlanacağımı tahmin etmiyorum. Ne zorladı seni en çok ki? Yani ben... Sen koskoca güreşçisin abi, her şeyi göğüslemen lazım orada. İşte ben de öyle düşünüyordum gerçi. Biz mesela zaman çok kilo düştüğümüz zamanlar oldu, aç kaldığımız, tahtada yattığımız, çimende yattığımız zamanlar da oldu yani. Ama girdiğim zaman mesela yani ya dedim ki nereye düştük, nereye geldik biz? Yani ilk 2-3 gün böyle artık yatıyoruz, kalkıyoruz, uyuyamıyoruz zaten ilk başlarda. Yağmur yediniz mi çok? Yağmur abi zaten en zor zaman çok, değil mi? Yani en kedi, zor gece. En zor gece. Kedi gibi böyle birbirimize kapan sığındığımız zamanları biliyorum yani. Yani ben ilk girdim oraya, gerçekten yani psikolojim bozuldu. Kalkıyoruz karanlık gecenin bir vakti. Zannediyorsun her, sabah saat 5 hava aydınlanacak tabii, ama halbuki daha 11 falan böyle. Saatten haberimiz zaman yok bir kere. Ya. Zaman ya aslında zaman bize çok hızlı geçiyordu orada yani oyunların olduğu zamanlar. Bir off günümüzde işte o zaman geçmiyor. Halbuki ki oyun zamanları falan çok geçiyordu yani. Ama yani bir açlık da çok zorladı ilk baştan abi. Ben hani aç kaldık biz, hani açlığa alışkınız dedik yani falan. Ama sporcu olarak da beslenmene ekstra dikkat ettiğin için aslında öğünlerin fazla. Dolayısıyla orada bir şey yiyemeyince daha kötü hissetmişsiniz. Şöyle bir şey, aslında ben beslenmeme hiç dikkat etmem yani. Ha. Biz tabii güreşçiler iyi çalışırız, iyi de yeriz biz. Mesela çok yiyorsunuz, o an çok aç kaldınız. Aslında orada ben giderken biraz alıştırdım, biraz açlığa dedim orada alışayım. Biraz buradan giderken antrenmanlı olalım, ama tabii oraya gittiğimiz zaman biraz otelde çok kaçırdık. İlk girmedik zaten yarışmaya. Düzen bozuldu değil mi orada? Düzen abi orada bir kaçtı. Dedim zaten 4-5 kilo aldım zaten. Son yemeden bir yükleneyim son falan. Yemelerimiz, son yemelerimiz diyorlar biz şimdi. Ben de diyorum ki hani biz de ilk defa gidiyoruz ya, hani bir şeyler hani hep aç kalmayız falan. Öyle tam hani herkesin konuştuğu gibi perde arkasında. Ama gittik abi, orada da aç kaldık ya. Survivor'a zayıf gideceksin. Evet, kilo olarak. Evet, evet. Öyle o hele son dakika yiyeyim dersen gerekiyor. Çok kötü. Zayıf gideceksin. Evet. Hızlı olacaksın. Daha da zayıflayıp daha da hızlanacaksın. Yunus Emre, birçok şeyi konuşacağız. Bir kere dün akşam Aleyna Çalışkan sonunda diyeyim. Çünkü herkes nasıl buralara kadar geldi de, ama konuşmasıyla bazen her hareketiyle hak etti ki buralara geldi. Bunu net olarak söyleyebilirim. Aleyna Çalışkan elendi. Onu da konuşacağız. Bir yıldız Yunus daha Emre kaydı ile, efendim? Bir yıldız daha kaydı Survivor'da. Bir yıldız daha kaydı. Çünkü gerçekten son 8'e, son 10'a kalan herkes Survivor'da bir yıldızdır. Hepsini konuşacağız. Yunus Emre'nin birkaç olayı var. Onu da konuşacağız, ama şöyle yapalım. Senin belki de en böyle önemli olaylarından biri de Aleyna ile yaşadığın, Aleyna'nın seni parmağımda oynatırım dediği bir cümlenin yüzleşmesiydi. Onun bir videosunu izleyelim. İşin perde arkasını senden öğreneceğiz. İşte o anlar geliyor. Aleyna ile konuştuk. Benle ilgili o konu hakkında. Çok yani benim için çok büyük bir itham bu. Yani bana karşı söylenilen. Söylenmeyecek dedi bir şey aslında. Yani bu hani ben işte Karabaca, işte Yunus Emre'yi parmağımda oynatırım. İşte böyle ne ağzımın içine bakıyor falan filan gibisinden. Böyle bir şeyler hani oynatırım. Yani nasıl böyle bir şey düşünüyor vesaire. Yani burada bunu söylenecek en son kişi de benim. Hani bunu söyleyen kişi de bunu boş yere söyleyecek. Hani belki beni saf gördü vesaire. Hani niye böyle bir şey söylesin yani söyleyen kişi de. Bana söylendi yani farklı kişilerden. Etkilemek yani, için söylendiği belli yani. Olabilir yani. Olabilir. Abi. Oynamak için insanlar benim üstüme oynuyor. Ve bak, kimse bu kızın başarısını oynuyor görmeden onun bunun ağzından duyduğu lafla hareket edip böyle bir şey yazılması böyle bir sebepten dolayı çok yanlış bence. Hani arkadaşım diye herkesin söylüyorum, kim olursa farklıdır yani. Işte, arkadaşın diye herkesin sebebi farklıdır zaten. Tamam, ama bu ben sebepten bunu, yazılmamalıydı bence. Benim için bu çok önemli. Tamam işte önemli. Ben o kadar konuşmam lazım. Bana gelip bunu söylememen beni o kadar üzdü ki Yunus Emre. Yani
hayatım boyunca hep insanlar ayağımı kaydırmaya çalıştı benim. Ama ben seni burada kaç gündür yakında yatıp kalkıyorum. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Konu şu an oy mevzusu değil. Konseyden çıktı. Bu iftirayı kim attıysa eğer. Bence senin bunu duyduğun kişiye gidip de seni, hani sen neye dayanarak bunu söylüyorsun? Kız 2-3 gündür harap etti kendini. Vallahi iftira atıldığını söylüyor diyor. Hani yalancı bir insanla bu kadar kendini harap etmez. Böyle bir şey olduğu an söylenmiyorsa onun dostluğundan da şüphe edeceksin. Niye sonradan söylüyorsun da o an o kişiyi madem öyle dedi susturmayıp bana taşıyorsun? Niye? Çünkü bunun altında fitnelik, fesatlık var. Ya yazık, kimsenin hakkı kimseye de kalmaz. Ben bu kızdaydım, öyle bir şey seninle mevzun geçmedi dahi. Yani ben iki kişiden bu şeyi teyidi almasaydım i̇ki olmazdı. İki kişi anlaşıp teyidini ettirmek olabilir, için, ama yazdırmak iki kişi, için konuşmuş olabilir. İki kişi de yani şimdi şöyle bir şey çok büyük bir şey. Biz sana mesela bunu söyleseydik farklı bir şey de olabilirdi. Yani, şu an yapılması gereken şey. Yani şu an yapılması gereken. Gideceksin bunu kimden duyduysan. Hani şunu demen gerekiyor. Bak bu kız 2-3 gündür kendini harap ediyor. Bu kıza da yazık. Hani sen bunları duydun ama neye dayanarak duydun? Bir kanıtın var mı? Ben bugün oyunda tek düşündüğüm bugün bunu yapılan yarın bana da yapılır, sana da yapılır. Hani ne duymuş olabilir ki? Şoka girdim. Seninle ilgili kim ne söylemiş? Ben ne söylemiş olabilirim seninle ilgili ya? Sana bunu gitme. Doğruyu bulamadık şu anda. Dedin ki gitmeden önce biri söyledi. Sen şu anda diyorsun ki biri söyledi 1-2 gün önce. O birini şu an karşısına alıp bu kızla yüzleştirmeni istiyorum. Eğer gerçekten büyümüşsün, büyüklük yapacaksın. Büyüklük yapacaksan bunu yap. Ben konuşmak istiyorum. Yani ben böyle bir kelime kullanmadım Yunus Emre. Benim yüzüm burada. Bak diyorum ya sana. Çok büyük şeyler üstüne yemin ettim. Bana burada iftira atılıyor. Ben bu iftirayı kim atıyor? Duymak istiyorum ya. Kim beni suçluyor abi böyle bir ithamla? Sen kimsin ya? Ağlama yani. Ağlama tamam. Kötü bir şey. Bu çok büyük bir şey söylemedim. Kendimce benim, ben bile kimseye söyleyemedim yani bunu. Tamam kim söyledi sana ne olur bana söyle. Ben yüzleşmek istiyorum. Geçen hakkımı sonuna kadar asla helal etmiyorum. Benim öyle bir ithamla suçladığı için hakkım gerçekten zıkkım olsun. İnşallah öyle bir şey olmamıştır, söylememişsindir yani. İnşallah. İnşallah. Hayır yani kimse... Suçsuz olsam sonuç... bu kadar, zaten bu kadar çırpınmam, anladın mı? Ya, tamam yazık ya. Ettim sana sadece onu canım. Hakkıma giriyorsunuz abi. Ben hakkına girmiyorum. Öyle bir şey söyle. Benim içimde söylediysen de... İnanarak ben... giriyorsun. Ben niye inanarak gireyim sana? Benim için öyle bir şey söylediysen de zaten benimle muhatap olmasın, olur biter yani. Söyler misin lütfen? Kimi söyleyeyim? Vallahi konuşmak istiyorum. Neyi söylesem de orada tamam konuşuruz. Sıkıntı yok. Ben söylerim konuşuruz. Tamam söyle. Ya bilen çağır, var zaten yani. Abi. Söylemeye gerek yok. Tamam söyle. Çağır konuşalım o zaman. Ya lütfen. Kimi söylediği de belli zaten. Sen daha niye bunu şey yapıyorsun? Kimi söyledi? Yani şeyin kimi, lafı kimi çıkarttığını siz söylediniz zaten yani. Sence kay mı söyledi? Tamam yani. Yazıklar olsun ona. Gerçekten yazıklar olsun. Yunus Emre. Burada şimdi Aleyna'nın ağlaması bana mesela şey olarak geçti. Hani gerçekten böyle bir neden bana böyle bir iftira atılıyor diye ağlayan, yakaran bir yarışmacı olarak görmüştüm o zaman. Burada olayın aslı ne ya da sen birinden bir şey mi duydun da tabii ki öyle oldu zaten. Kimden duydun, ne duydun da bu noktaya geldi olay ve olay doğru mu senin şeyin nezdinde? Nasıl öğren? Çünkü birçok bu konuyla ilgili olan yarışmacı aslında elendi. Ve onlarla dışarıda konuşma fırsatın oldu. Ya dışarıda konuşma fırsatım oldu. Aslında benim en son gündeme gelmek istediğim şey aşk kelimesiydi. Sonuçta ben oraya yani... Yarışmaya gittim. Savaşmaya gittim yani. En son isteyeceğim şey de buydu. Yani tam bu şekilde söylenmemiş ama benim Aleyna'dan hoşlandığımı... Aleyna öyle hissetmiş. Ben Aleyna'dan hoşlanıyorum gibi hissetmiş Aleyna. İşte hani o oyunda bir oyun olmuş. Anlat bakalım da ben onu seçmek istemişim. Yani diyor ki yani eşsiz kalmışızdır. Onu seçmişimdir. Orada bir niyet yok yani. Kötü şey niyet yok. Yani yok o öyle hissetmiş. İşte sen bir itleme güç oyunu vardı itleme oyununda. Ben onun hani kalbini kırmıştım. Yani öyle yani kırmadım da aslında gerçi de. Ben ona söyledim işte ayakların çapraz basıyor. Bak işte alamıyorsan da verme. Son 15 saniye kalmıştı. Orada da hani alamıyorsan da verme dedim. O da orada hani sinirlenmiş. Bana böyle söyleme. Benim moralim bozuluyor. Modum düşüyor falan gibisinden söyledi. Orada da ben ona demişim ki işte ben seni öpeyim. Sen beni öp işte. Hani barışalım. Hani küs olmayalım yani sonuçta. Onu söyledim. Onlara da herhalde kendinden hoşlanıyorum. Kimden duydun peki sen bunları ki? Ya birinden duymuşsun ve Aleyna burada şey ya yapıyor. Kızlar kendi aralarında konuşmuşlar. Yani bu şekilde konuşmuşlar. Hatta o bir şeyimiz vardı. Bir şarkı falan söylüyorduk hatta. Ben orada oturuyordum.
yani farklı bir pozisyonda oturuyorum dedi. Alina Kalacıoğlu geldi, oturdu oraya. Ben de anlayamadım yani o zaman. Hı hı. Hatta onun görüntüleri falan da çıkmış sanıyorsam. Beraber şarkı söylerken falan. Hı hı. Hatta böyle biraz yakın gibiyiz orada. Ama öyle bir şey, o öyle hissetmiş. Hatta ya bu yakıştırmalar oluyor yani, ya her sene. Yakıştırmalar tabii oluyor. O belki öyle hissetti. Demek ki hoşlanayım diyor ama öyle bir şey yok. Onlar hepsi benim kardeşimdi. Hı hı. Yani bu konu hakkında da gerçekten çok dışarıdan da tepki aldığı için hani bazı arkadaşlarımız bu sen konularda... Sen de açıklamak istedin. Evet. Ben de zan altında kalmasın. Zan altında kalmayayım dedim. Öyle de bir şey olmadı yani. Ama o söylemde kelime söylenilmemiş yani. Onu da sonradan anladım. Farklı söylenilmiş. Tabii o yarışma anında heyecan da oluyor yani. Ben şeyi en merak sonu... ediyorum. Bu hani ben seni parmağında oynatırım olayını sence Kay'dan mı duydun? Gerçek olarak yoksa takım içinden başka birisinden mi duydun? Çünkü biz Sanca Kay diye konuştuk. Dora'dan mı diye merak mı ediyorsun? Aklıma gelmedi. Dora Fransız bu konulara. Dora ile alakası yok. Sancakay'dan sormadım, duymadım. Sancakay giderken bana söyledi ki abi senin de arkandan hani Karabacak senin de arkandan böyle böyle söylüyorlar ama ben söyleyemem gibisinden söyledi. Çıktı onunla konuşamadık zaten gittikten sonra. O zaman içerideki biri şu an. Aynen içerideki yani biri. Yani Poyraz, Steven, Dora kalıyor geriye yani. Onlar yani, en yakın olan. Ya da Ayşe var. Reşat var. Ayşe var, Reşat çıktı ama. Ya o, yani, o konuda hatta bana da o zamanlar söylediler ki yani konuşma. Gibisinden hani gerek yok sen yazdın ismini ne gerek var kendini açık ama ben yani sadece tek hatam yani bu, benim kendim hatam olarak kabul ediyorum bunu ve bunu duyduğum anda yüzleştirmeden ismini yazmak Alena'nın ismini direkt yazdığım için hani onun için hani bir pişmanlık duydum yani direkt.